Güzin abla inanılmaz bir insandı ve bana çok büyük bir ders vermiş bir insandır. Bir gün sette Güzin ablayla karşılıklı sahnemiz var. Kamera önce genelde ikimizi çekti. Daha sonra kamera döndü. Beni tek çekiyor. Güzin abla da karşımda bana oyun veriyor. Ondan sonra kamera döndü, Güzin ablayı çekiyor. Ben de karşısında duracağım, ona oyun vereceğim. Yanımda birisi vardı ve yanımdakiyle hani fısır fısır bir şey konuşuyorum. Sahne bittikten sonra Güzin abla, Atılay sen gelsene ben de şöyle bir kenara dedi. Bak dedi, ben dedi kaç yaşındayım dedi. Senin tekin çekilirken dedi, gerçek rolüm neyse birebir aynısını oynuyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun dedi. Senin oyunun daha iyi olsun diye. Ama dedi benim tekin çekilirken sen bana laflarını bile doğru düzgün söylemedin. Sadece orada durdun. Sen dedi bu mesleği, bu işi devam ettirmek istiyorsan bunlara dikkat etmek zorundasın dedi. Ferhat ne oldu biliyor musun? Yani yer yarılsın da içine gireyim. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu, 90'ların başında yaşayan herkes için bir pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla yaptığımız programlar serisi devam ediyor. Aslında bugün son bölümü çekiyoruz. Diziyi, Bizimkiler dizisinin hikayesini bize anlatan adamla Bizimkiler dizisinin hikayesini konuşacağız. Bugün sevgili Atılay Uluışık'la İkinci bölümümüzü, aslında Bizimkiler serimizin son bölümünü çekiyoruz. Onun evine konuk olduk. Hoş geldiniz. Evet, siz de hoş geldiniz. Öncelikli hoş olarak sizi yorduk buraya kadar. Yok, estağfurullah. Benim için büyük bir zevkti. Atılay Uluışık'la ilk programa gelen yorumlarla başlayayım aslında, onu istiyorum. Ya tabii yorumlardan ki. Spesifik böyle çok akılda kalıcı yorumlardan ziyade genel yorumlar var. Ekseriyetle programın sonunda yaptığınız anons çok dikkat çekmişti. Çünkü Bizimkileri de hep sizin sesinizle izledik. Onunla kapattık. O anonsa gelen yorumlardan işte hala izliyoruz, hala sizi de çok seviyoruz şeklinde yorumlar vardı. Şu var. Atılay Uluışık, yani bu kadar çok oyunculuk geçmişi var, bu kadar çok izledik, neden yeni projelerde yer almıyor şeklinde sorular vardı. İsterseniz bunlarla başlayalım. Evet, yani Bizimkileri ben anlatarak bitiriyordum. Bu programında son bölümü ve ikinci bölümü çekiyoruz. İyi ki geldiniz. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Çektiğimiz bölümün 19 Mayıs'ta yayınlanması benim için ayrı bir gurur kaynağı, gurur vesilesi. Öyle özel bir günde yayınlanması. Teşekkür ederim tarih seçimi için. Yorumların hepsini okuyorum bu şekilde, çünkü acaba yorumları okuyor mu diye soranlar olmuş. Yorumları tabii ki okuyorum. O yorumlar çok kıymetli benim için. Sonuçta interaktif bir iş yapıyoruz. Yani biz bir şey yapıyoruz ve bir beğeniye sunuyoruz. Beğenen olduğu kadar beğenmeyenin de olması, seven olduğu kadar sevmeyenin de olması son derece normal. Bunu bir kere psikolojik olarak yönetebiliyorsak bu işi yapabilmemiz lazım. Yoksa işte olumsuz eleştirilere de açık olabilmemiz lazım. Onu da belirteyim. Bizimkilerden sonra aslında yer aldığım projeler oldu tabii ki. Fakat tabii insanların aklında Bizimkiler 15 sene Ali olduğu zaman özellikle bir jenerasyonun aklında hep Ali olarak kaldım. Ve ondan sonra yaptığım işlerde de insanların aklında kalmadı yaptığım işler açıkçası. Ve şuna geliyoruz aslında. Her şeyi o kadar hızlı tüketen bir toplum olduk ki. Yani bugün geçen sezon hangi diziyi izledin diye sokakta röportaj yapsak birçok insan izlediği diziyi hatırlamıyor. Çünkü tüketti, bitti artık o onun için. Evet. Şimdi yeni bir şey bekliyor. Ama Bizimkiler zamanına döndüğümüz zaman o tabii az öz işler yapılıyordu. Sektör daha dardı bu anlamda. O izleyen de daha benimseyerek izliyordu. Yani sadece vakit doldurmak için izlemiyordu. Gerçekten bir şeyler alıyordu diziden. Kendi hayatıyla özdeşleştiriyordu. Diziye bir şeyler katıyordu. Yaptığı yorumlarla. Umur abi o konuda çok hassastı. Onu ayrıca konuşuruz, anlatırım onu.
interaktif bir iş yapıyorduk. O yüzden bizimkiler hiçbir zaman unutulmadı. Tabii benim simam tipim de çok değişmediği için mesela en son ben gene TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde MİT ajanını oynuyordum. Kaç bölüm oynadınız orada? Ben 3. sezonun ortasında ayrıldım diziden. Dizi devam ediyor ama hala. Yani o Teşkilat dizisinde işte bir MİT ajanını canlandırıyorum ve o MİT çatışma sahneleri var, operasyon sahneleri var, işte karargahta toplantı masası sahneler var. Bununla ilgili işte sosyal medyada yayınlanan küçük video klipler oluyor ya da işte dizinin tanıtımı ile ilgili dönen görseller oluyor. Ya onun altına şöyle yorumlar yazılıyor. Sevim Koç, Ali Şükrü Bey'in oğlu MİT'çi olmuş. Ya. Çok yani, şimdi bugün artık insanlar izlediği dizideki oyuncuları gerçek isimleriyle biliyor ve hani bir dizide Ali olarak seyrediyorsa öbür dizide Sermet olarak kabul ediyor. Ama insanlar beni Ali olarak benimsediği için hep Ali olarak görmek istiyorlar ve Ali olarak benimsiyorlar. Bizimkilerin Ali'si bitti. Yani orada beni MİT ajanı olarak görüyor. İşte Sevim Koç diyor, yani Şükrü Bey'in oğlu Ali MİT'çi olmuş diyor. Bir yerde doktor olsam Ali doktor oldu diyecekler. Hı. İşte ne öğretmen olduk işte 90'lar dizisinde. Öğretmendik, işte Ali öğretmen olmuş deniyor falan. Yani benim simam da çok değişmediği için o Ali üzerimde kaldı, ömür boyu da kalacak. Bundan da gurur duyarım, şeref duyarım. Bu girişten sonra bizimkilerin hikayesine girmek istiyorum. Şu başlıklar altında bizimkiler sürecini konuşalım. Şimdi bizimkiler 1988 Kasım ayında çekimlerine başlandı ve Ocak 89'da gösterime girdi. Hı hı. Böyle bir projeydi. Bizimkiler dizisi kimin hikayesi? Yani kimin hikayesini anlatıyor? Çünkü bu gerçek hayattan alınmış bir hikaye. Umur Bugay'ın hayatında nereye denk geliyor? Ya Umur abinin hayatının tamamına denk geliyor aslında bakacak olursanız. Yani orada Ali Umur abinin çocukluğu diye düşünebiliriz. Zaten hani bu Umur abinin yazmış olduğu Oğlum Adam Olacak diye bir kitap var. Hı. Umur abi hayatını anlatıyor orada. Yani o kitabı okuduğunuz zaman zaten Kapıcılar Kralı'nın nereden çıkıp senaryolaştığı, daha sonra Kapıcılar Kralı'nın nasıl bizimkilere evrildiği, işte o Bizimkiler dizisindeki karakterleri falan o kitapta görebiliyorsunuz. Tabii görebiliyorsunuz derken, yani bir şeye bakmak ayrıdır, görmek ayrıdır. Yani Umur abi baktığı insanları sadece bakmıyordu, görüyordu. Yani bu çok ciddi bir ayrım. O insanlarla ilgili kendi içinde analizini yapıyordu ve onu çok güzel senaryolaştırabiliyordu, kaleme alabiliyordu. Yani bu Umur Bugay'ın hikayesidir aslında. Ama tabii Umur Bugay'ın hikayesi olarak başlayan öykü seneler içinde artık bir yerde anonim bir öykü olmaya başladı. Bütün topluma yayıldı. Hem karakterler çoğaldığı için hem de Türkiye'yi takip eden bir iş olduğu için ben anonim diyorum. Türkiye'ye mal olmuş, halka mal olmuş bir iş. Tabii yani Umur abinin ailesi Almanya'dan trenle Türkiye'ye gelmedi. Yani bunlar tabii ki farklı eklemeler var dizinin içinde ama genel olarak bakacak olursanız Umur Bugay hikayesidir bu. Bizimkiler ilk bölüm bir trenle Türkiye'ye geliş hikayesi az önce dediğiniz gibi. Tren sahnesi nerede çekildi? Tren sahnesi için biz Haydarpaşa'dan trene bindik. Hı hı. Eskişehir'e gittik. Eskişehir'e giderken çekilecekti. Ve trende daha ilk sahne hazırlığı yapılıyor. İşte o kompartıman, işte Ali nerede duracak, Şükrü nerede oturacak, kameranın açısı falan bütün bunlar ayarlandı. Tam çekime başlayacağız. Jeneratör bozuldu. Hmm. Şimdi gitmekte olan bir trendesiniz ve jeneratör bozuldu. Ne ışık yakılabiliyor, ne kamera çalışıyor, hiçbir şey yapılamıyor. Ve çekim yapamadık o gün. Bütün ekip olarak biz Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de trenden indik, dönüş trenine bindik, İstanbul'a geri geldik. Hı. Ve o zaman tabii ben çok çocuk olarak orada bulunduğum için büyükleri dinliyorum. Ve şöyle yorumlar yapıldı. Bir kısım dedi ki
Ya dedi aksilikle başlayan işin ömrü uzun olur. Hani ilk nazar boncuğumuzu burada aldı. Ya ilk hatayı burada gördük. Bu bizim nazar boncuğumuz oldu diyenler vardı. Daha ilk gün çekim yapamadıysak bu dizi hayatta çekilmez diyenler vardı. Yani böyle ikiye bölünmüştü yorumlar, düşünceler. Ondan sonra tekrar başka bir planlama yapıldı. Tekrar biz gene Haydarpaşa'dan trene bindik. Eskişehir'e gittik. Bu sefer çektik kompartıman sahnelerini, tren sahnelerini ikinci günde. Sonra geri döndük İstanbul'a. Edirne'den gelmiyordunuz. Yok, Edirne'den gelmedik. Biz İstanbul'dan Eskişehir'e gittik, döndük. İlk çekim gününüz o muydu? Yani ilk çekim sahneniz o muydu? Yoksa ilk bölüm, çünkü bölümler farklı farklı bölüm dönemlerde çekiliyor. İlk o muydu çektiğiniz sahne? Valla benim hatırladığım, benim katıldığım ilk çekim Sirkeci Garı'nda tren yanaşıyor ve Şükrü Bey ve ailesi trenden iniyor ve garda işte benim dayımı oynayan Yaman Okay, Nazım, ondan sonra amcamı oynayan Cihat Tamer ve Orhan Çağman Şükrü Bey ve ailesini şeyde karşılıyor, Sirkeci Garı'nda karşılıyor. Benim katıldığım ilk çekim oydu. Anneniz Ayşe Kökçü, babanız Erdal Özyarda. Şimdi öncesinde bir oyunculuk var. Var. İrili ufaklı da olsa bir yerlerde oynadınız. Şimdi bu ilk büyük bir proje. Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü ile orada tanıştınız galiba, değil mi? Ayşe ablayla biz bizimkiler öncesinde şehir tiyatrolarında anne oğul oynuyorduk zaten. 1793'te Fransız İhtilali'ni anlatan Victor Hugo'nun bir oyunu. Orada zaten anne çocuk oynuyorduk. Ayşe ablayla çok daha eskiye dayanıyor anne çocuk ilişkimiz, oyunculuğumuz. Ondan sonra tabii 1790 şehir tiyatrolarındaki oyun bitti. Benim başka oyunlarım vardı şehir tiyatrosunda. Ayşe ablanın başka oyunları vardı. Ondan sonra 88'de bizimkiler projesinde tekrar anne oğul olarak birleştik. Ama Erdal abiyle ilk kez şeyde bizimkiler dizisinde tanıştım. Tanıyordunuz değil mi Erdal Özyağcıları daha önceden? Şimdi televizyon o dönem zaten var, izleniyor. Tiyatrosu vesaire falan da var. Sinemadan da izliyorsunuz. Ne hissettiniz Erdal Özyağcılar'la baba oğlu oynayacaksınız? Çünkü iyi de bir oyuncu Erdal Özyağcılar. Belki o kadro içerisinde kariyer olarak en kariyerli oyuncuydu bir anlamda. Doğru. Ercan Yazgan'la, Cihat Tamer'le beraber diyelim. Ya şimdi Erdal abi özelinde bir şey söyleyemem. Yani tabii ki şimdi biraz önce Umur abinin hayatıyla ilgili hani bakmak, görmek dedim ya. Yani bir de duymak, dinlemek. Yani bunlar birbirinden çok ayrı kavramlar. Yani ben tabii öncesinde bir önceki programda çok uzun anlatmıştım oyunculuğa başlama hikayemi. Tekrar olmasın. Ama yani seslendirme yaparken de, başka işte Yeşilçam'ın son dönemindeki bir iki filmde oynarken de, işte şehir tiyatrolarında oyunculuk yaparken de ben hep görmeye ve duymaya çalıştım. Ve bu insanları hep izliyordum. Şöyle izliyordum. Kamera arkasında izliyordum bu insanları. Özel hayatlarında otururken, kalkarken. Çünkü o bir role hazırlanma aslında. Oturma, kalkma, makyaj, kostüm falan dediğiniz zaman. Ben böyle yani belki çaktırmadan, belki de böyle hayran hayran bu insanları hep izliyordum. Erdal abi de tabii ki bu anlamda böyle hayranlıkla ve büyük bir dikkatle izlediğim oyunculardan bir tanesiydi. Böyle insanlarla bir araya geldiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Çünkü bana çok şey kattılar. Hem onları izlediğim için, yani gördüğüm için çok şey kazandım. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da onlardan bir nevi ders de aldım ben. O provalar sırasında işte önce bir teknik prova yapıyoruz. Ondan sonrasında bir oyun vererek prova yapıyoruz. Orada bana söyledikleri şeyler var. Beni uyardıkları noktalar var falan. Hani bu anlamda onlardan çok fazla şey öğrendim. Ama bunu sadece Erdal Özyağcılar özelinde söyleyemem. Yani orada yani Ercan Yazgan'la, Mehmet Akan'la, Orhan Çağman'la, Yaman Okay'la aynı sahneyi paylaşmak. Yani düşünebiliyor musun? İlk çekim günüm daha. Bizimkilerde sete gitmişim. İşte kostüm, mostüm bilmem ne ıvır zıvır. Ve tren yanaşıyor. Şükrü Bey, Nazan Hanım, Ali Bilge trenden iniyorlar. Ve benim ilk oyunum, dayı seni çok özledim diye koşturuyorum ve sarılıyorum
Yamanoka'ya. İşte o da aslan yeğenim gelmiş benim deyip alıyor beni, şöyle bir dönüyoruz falan filan, yere bırakıyor. Yani benim için tarif edilemez bir şey bu. Yani ilk oyunculuğum bizimkilerde Yamanoka ile bu şekilde birbirimize sarıldı. Aslan yeğenim benim bilmem ne falan filan. İşte dayı diyor, işte oradan Orhan Çağman geliyor. Dedeciğim diyor, dedesine sarılıyor falan. Yani ya belli bir jenerasyon için bu isimler bir şey ifade etmiyor olabilir ama. Çok büyük isimler ya bunlar. Yani şöyle genç jenerasyon için, hani tanımadıkları, bilmedikleri için belki. Ama benim jenerasyonum ve benden büyükler için hepsi tanıyordur, biliyordur zaten. Yani televizyonda ya da işte tabii o zaman TRT var sadece. Televizyonda dizilerin çok fazla olmadığı dönem. Ama yine de bu insanların filmlerini izlemişiz. İşte tiyatroda, sahnede izlemişiz bu insanları. Hani ben büyük bir hayranlıkla sahnede izlediğim insanlarla ya da işte televizyonda, sinemada büyük bir hayranlıkla izlediğim insanlarla bir anda kameranın önünde buluşmuşum. Yani bir çocuk gözüyle baktığım zaman hani benim için masal diyarı gibi bir yerde orası. Az önce Ayşe Kökçü ile beraber bir oyunda oynamıştım dediniz. 1793 müydü? 1793. O oyun da sizin anonsunuzla kapanıyormuş. Evet, o da benim anonsumla kapanıyordu. Nasıl bir anons, hatırlıyor musunuz onu? Biraz sonra gelir ya. Biraz, bu bilgiyi annenizden aldım. Öyle mi? Ha, tamam. Annem spoiler vermiş. Annenizden aldım. Annem spoiler vermiş. Şey var çünkü bizimkiler sizin de ilk zamanlar açılıyordu bazen ama sizin artık hep sizin sesiniz de kapanıyordu. Anlatıyordunuz. Şey demişti. Ali bir tiyatro oyununda oynamıştı 1793. O oyun da Ali'nin işte Atılay'ın, daha doğrusu Ali diyor, Ali kalmış. Atılay'ın anonsuyla kapanıyordu diyordu. O anonsu merak ettim. O anons standart şöyle, bir anonstur zaten. Hani oyun olduğu için. Zaten hani onu bir kere şeyde stüdyoda kaydettik. Ondan sonra ses odasından sürekli giriyordu. Yani o canlı yaptığım bir anons değildi her oyun sonrasında. Giyotin düşüp tekellesi koptuğu zaman Robespierre de silahını çekip kalbine dayadı ve kardeşinin kesilen kafasına son kez bir bakış atıp silahın tetiğine dokunarak hayatına son verdi. Böyle başlıyordu. Güzel. Daha sonra devam ediyordu ama o kadarını hatırlamıyorum. Çünkü senesi neredeyse 85 falan olması 30 lazım. 30 küsür sene geçmiş. 39. Yani 40 sene öncesi. 40 sene olacak. Sirkeci'de trenden indiniz ve dayıya sarıldınız. Hı hı. Dayı dağ gibi bir adam, Yamanokay. Dayı rolünde Nazım, yani Yamanokay. Herkesin, ben de o zaman diyordum, benim de işte 3 tane dayım var. Tabii o dönem hala hepsi hayatta. Allah uzun ömürler versin. Keşke böyle bir dayımız olsaydı. Çünkü bir bakıyorsunuz bir pazar balığa götürüyor, maça götürüyor. Evet. Galiba Kartal yeğenim Kartal o yaptı değil mi? Kartal yeğenim, aynen öyle. Nazım Beşiktaşlı mıydı gerçekten Yamanokay acaba? Beşiktaşlı mıydı? Onu hatırlamıyorum ya, onu bilmiyorum. Siz Beşiktaşlı mısınız? Ben Beşiktaşlıyım. Muhtemelen oradan yazıldı belki de Beşiktaşlı. Ama o Beşiktaşlı olma hikayesi Umur abi Beşiktaşlı olduğu için. O kendisi Beşiktaşlı. Tabii sana da Beşiktaşlı yazdı. Beşiktaşlı yazdı. O biliyor muydu peki Beşiktaşlı olduğunu, yoksa ben o rolden sonra mı Beşiktaşlı oldum? Yok yani bilmiyordu. O tamamen tesadüf denk sizin geldi. Sizin Beşiktaşlı olmanız nereden? Babadan mı? Babadan. Babadan. Babadan kaynaklı. Benim babam Beşiktaşlı ama ben Galatasaraylı oldum. Ya bu arada ben Beşiktaşlıyım diyorum da yani hiçbir zaman futbolu sevemedim ben. Hmm. Yani öyle bir şeyim de var. Mesela abim, babam işte maçlara giderler ya da televizyonda, işte evde, salonda otururlar, büyük bir heyecanla maç izlerler. İşte ben de onlarla bir şey paylaşayım, hani ben de izleyeyim diye televizyonun başına otururdum. Yani maç başlardı, 5 dakika, 10 dakika sıkılıyorum, bunalıyorum. Yani bana hitap etmiyor. Hani Beşiktaşlıyım ama Metin Ali Feyyaz döneminde bıraktım ben. Yani şu anda Beşiktaş'ta kadroda kim var? Beşiktaş ligde nerede? İşte ne bileyim puanı kaç? Fenerbahçe'de hangi futbolcu var falan? Hiçbirini bilmem, hiç takip etmem. Feyyaz hala var Beşiktaş'ta ama şimdi şey sportif direktör olarak var. Olabilir, olabilir. Şimdi Nazım, Yamanokay, o dağ gibi adamdan... Meral Okay şey diyor, Nazım diyorum, Yaman her şeyi diyor, o kadar hızla yapardı ki diyor, ya adam ne acelen var, niye bu kadar hızlı yapıyorsun? Meğersem acelesi varmış. Evet. Erken yaşta göçtü gitti. Şimdi
Yamanokay'dan biraz bahsedebilir misiniz? Yani bizimkiler de 93'e kadar oynadı ama bir sene ara verdi. Yurt dışına gitti geldi hikayesi yaptılar da onun da perde arkasını Arif Erkin anlatmıştı. Biraz Yamanokay'dan bahsedebilir misiniz? Ya Yaman abi müthiş güler yüzlü, esprili, böyle hani saatlerce konuşsun, gık çıkartmadan dinleyeceğiniz bir insandı. Çünkü çok dolu bir insandı. Sinema anlamında, oyunculuk anlamında. Yani zaten şimdi Yaman abi 93 yılında vefat ettiğinde, yani düşünüyorum yani ben çocuğum, Yaman abi boylu, poslu, iri yarı, kapı gibi bir adamdı Yaman abi. Yani çok cüsseli bir insandı. İşte saçları dökülmüş falan. Hani yaş olarak çok büyük bir insandı benim gözümde. 93'te vefat etti. Ondan sonra aradan yıllar geldi geçti falan filan. Gene bir sohbet anında işte Yaman abiden falan konu açıldı, konuşuyorduk. Aklıma takıldı yani Yaman abi kaç yaşındaydı vefat ettiğinde acaba diye. Hani bir girdim internete baktım 42 yaşındaymış. Yani o kadar genç bir yaşta vefat etmiş ki ben çok şaşırdım mesela yıllar sonra Yaman abinin 42 yaşında vefat ettiğini öğrendiğimde. Ama geçmişine baktığınız zaman da yani Yılmaz Güney ile film çekmiş bir insandan bahsediyoruz. Zeki Ökten'le en yakın arkadaş dönemindeler o zaman. Yani o Sürü filmi zaten inanılmaz bir filmdir. O, yani ben şunu hep soruyordum Yaman abiye. Hani geçmişte yaptığı işleri anlatsın. O Sürü filmini nasıl çektiler mesela? Hangi koşullarda gidildi? Ki Sürü filmi de 70'lerin sonu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tam senesini hatırlamıyorum ama yani o tarihlerde işte teknoloji yok, ulaşım yok. Bugüne kıyasla çok daha zor imkanlar. Ve gitmişler oralarda Sürü diye bir film çekmişler. Yani bu parayla pulla yapılacak bir iş değil. Bu gerçekten müthiş bir aşkla, özveriyle yapılacak bir iş. Onun için hep Yaman abiden ben onları sorardım. Onları dinlemek isterdim. Böyle hayran hayran dinlerdim Yaman abiyi. Ekibi de kamera önünde de dayı yiyen olarak bir arada olunca yani benim için tarifi mümkün olmayan zamanlar geçirdim diyebilirim. Ve tabii aslında bir sene ara verdi. O arada siz vakıf mıydınız bilmiyorum. Yamanokay Güner Namlı'yla kavga etmiş sanırım. Güner Namlı da Yaman'ı istemiyorum ben deyince bir yurt dışına gönderdiler Yamanokay'ı. Sonra Umur Bugay'la Güner Namlı kavga ediyor bu sefer de. Evet. Ayrılınca onlar. Arif Erkin anlatmıştı bunu. Allah uzun ömürler versin. Ben diyor Yaman'a diyor söyledim. Umur'la Güner kavga ettiler. Haberin olsun. Bu da diyor tiyatrodan diyor. Tiyatronun sahnesinde fuayeden ankesörlü telefondan diyor aradı. Umur demiş lan nereden duydun? Daha yeni kavga ettik biz. Ben duyarım falan diye. Tamam demiş sabah gel tekrar başlayalım diye. Sonra Nazım geri geldi. Ama ömrü vefa etmedi. Çok erken yaşta vefat etti gitti. Yamanokay'ı çok sevdiğim, çok önemsediğim, belki hayatta olsa çok çok daha güzel işler, daha fazla şeyler yapacağını düşündüğüm birisiydi. Kesinlikle, çok şey katacak bir insandı. Tabii bir de Yavuz Erçetinkaya gerçeği var. Doktor ödevlerini yardım ediyordu. Evet, evet. Ali'nin. Evet, yani. Yavuz Erçetinkaya'nın sizin zihninizdeki yerini merak ediyorum. Çok oynamadı bizimkilerde ama. Ya şöyle, şimdi Yeşilçam'da hep bir Hulusi Kentmen algısı vardır ya. Hı hı. Tatlı, babacan, güler yüzlü, herkesi koruyan, kollayan, şefkat gösteren. Hani hep odur Hulusi Kentmen. Benim gözümde Yavuz Erçetinkaya öyle bir insandı. Yani o beyaz dalgalı, kıvır kıvır saçları, böyle biraz savruk bir tutumu. Hani üstüne başına hiç dikkat etmez, kıyafetine dikkat etmez. Her an ne yapacağı belli olmayan ama, bir tavrı vardı adamın. Tabii tabii, böyle oturduğu zaman da derya deniz bir bilgi, her şeyi anlatabilecek bir insan ve gerçekten oturur. Ya şimdi ben tabii okuldan çıkıyorum, sete gidiyorum. Yani şimdi Ali'ye ders çalıştıran Yavuz Erçetinkaya, Atılay Uluğuşağı da ders çalıştırdı aslında.
Yani sette çünkü ben hani yeri geliyordu ödevlerimi set arasında benim sahnem olmadığı zaman girip ödevimi yapmak durumunda kaldığım günler de oldu. Onları da yaşadık. Öyle durumlarda yani Yavuz Er abi eğer o gün setteyse berabersek Atılay gel bakalım ya beraber derdi. Otururduk beraber işte bana anlattığı şeyler olurdu. Yavuz Erçetinkaya da tabii çok erken vefat eden oyunculardan bir tanesi. Onlar çok güzel ikili olmuşlardı Yaman Okay'la beraber. İkisi de peş peşe gitti 92-93, 6 ay araları. Evet şöyle, şimdi Yavuz Erçetinkaya ile Yaman Okay gidince diziye 4 sene sonra Cenap Bey ile İbrikçi geldi. Evet. Aslında onların muadili olarak geldi. Oyunculuklar muhteşem. Kesinlikle Rutku Yaziz ve Cezmi Baskın'a lafım yok. Karakterler biraz Nazım'la doktorun gölgesinde kaldı galiba. O boşluğu doldurmak için geldi bir anlamda ama hem arkadaşları olarak öyle bir hikaye yazıldı ama biraz böyle gölgesinde kaldı gibi. Yani gölgesinde mi kaldı ne oldu onu tam tabii onu izleyici yorumlayacak. Şimdi ben işin içinde bir insan olarak bunu çok fazla dile getiremem. Çünkü o gözle bakmıyorum ben şey. Şimdi izleyicinin yorumu çok daha kıymetli bu anlamda ve çok daha gerçekçi. Bizim yaptığımız işe biz tabii ki sahip çıkıyoruz ama sonuçta son sözü söyleyen her zaman izleyicidir bizim yaptığımız işte. Şimdi hani onların yerini doldurmak üzere mi geldiler yoksa apartmana bir renk gelsin diye mi geldiler bilmiyorum. Fakat hani şeye baktığınız zaman hani Nazım'la doktor karakterleri daha gerçekçi karakterlerdi. Bakacak olursanız yani bu halkın içinden işte tiyatro sevdalısı, oyunculuk yapmaya çalışan ama aynı zamanda da hani parasızken bohem hayatı yaşamaya çalışan bir Nazım ve onunla beraber yol arkadaşlığı yapan bir arkadaşı Yavuz Erçetinkaya'nın rolü doktor. Onlar daha böyle gerçekçi karakterlerdi. Şimdi şeye baktığınız zaman öbür Cenap ve İbrikçi'ye baktığınız zaman hani benim gözümde onlar biraz daha karikatürize tipler. O da sonuçta senaryoda hikaye açmak için, hikayeyi ilerletebilmek için senaryoya dahil edilmiş ve dahil edilmesi de diziye renk katmıştır. Ama biraz daha karikatürize görüyorum ben. Yani yoksa işte o şairin, Cenab'ın işte camdan bakıp sürekli işte bir esmeri kadına, esmeri düşünüp bir kadına şiir yazması, öbür tarafta İbrikçi'nin işte Sabri Bey'in resmini yaparak 6 aylık kiradan yırtmaya çalışması falan. Yani bunlar güzel renklerdi ama daha karikatürdü. Sonra tabii dede rolünde Orhan Çağman, babaanne rolünde de Güzin Özipek. Güzin Özipek zaten Yeşilçam'ın çok çok büyük bir aktresi. Orhan Çağman kameramanlıktan geliyor. O da çok büyük bir oyuncu. Umur Bugay ilk Arif Erkin'e Orhan Çağman'ın oynadığı dede rolünü teklif etmiş. Oynar mısın diye. O da yok ben hani o zamanlar diyor çalışıyorum. Bilir kişilik falan var. Evet. Zaten mühendislik de yapıyormuş galiba. Hı-hı. Çok yönlü bir adam maşallah. Benim uymaz o yüzden bana küçük bir rol yaz demiş. O da Orhan Çağman'a teklif ediyor. Orhan Çağman beraber çalışıyorlar vesaire falan. Bu kişiler hakkında yani Orhan Çağman'la Güzin Özipek hakkında biraz konuşalım. Tam bir dede, tam bir babaanne. Şimdi Orhan Çağman'la ilgili mesela yapmadığıma çok pişman olduğum bir şey var. Orhan Çağman'ın geçmişine baktığınız zaman aslında kamera asistanı olarak geliyor ve kamera asistanı olarak sektöre girdiğinde asistanlığını yaptığı kameraman ve onun hocası ilk Çemberlitaş'ta Çemberlitaş sütununun çekimini yapan ekip yani Türkiye'de sinemanın başlangıcı yani o Yeşilçam'da kullanılan 35 metre milimetre kameranın motoruna basılmasına kadar dayanıyor. Yani bakacak olursanız Orhan Çağman'a geçmişine Türkiye'deki sinema tarihiyle birebir örtüşen yani çalıştığı ustadan kaynaklı birebir örtüşen bir yaşantısı var. Yani o insanların anılarını, anekdotlarını dinlemiş, o insanların yanında çalışmış, daha sonra kameraman olarak sektörde devam etmiş. Ve zannediyorum
kameramanlıktan oyunculuğa ilk geçişte Bez Bebek filmi olması lazım. İşte ondan sonra oyunculuk serüveni devam ediyor. İşte Yeşilçam olsun, daha sonra televizyon dizisi olsun. Ve Orhan Çağman'la da ben çok uzun sohbetler yaptım. İşte bu şeyin, işte Çemberli Taş'taki ilk sütunun çekimi, ilk kameranın Türkiye'de kullanılması, Türkiye'de Yeşilçam, Orhan Çağman'ın anıları, anekdotları, bütün onları dinledim. Ve Orhan Çağman 97 yılında vefat ettiğinde o zaman bir dınk etti. Niçin bunları kaydetmedin ve niçin bunları anılaştırmadın? Yani buradan kendime mal edebileceğim bir kitap çıkmazdı tabii ki. Yani Orhan Çağman'ın anılarıydı. Ama o anıları da insanlar bilsin, okusun isterdim. Hani niçin böyle bir şey yapmadım diye de sonrasında çok pişman oldum. Güzin Özüpek? Güzin abla inanılmaz bir insandı ve bana çok büyük bir ders vermiş bir insandır. Bir gün sette Güzin ablayla karşılıklı sahnemiz var. Tabii o zamanlar teknik olarak da tek kamera çalışılıyor. Yani bugün setlere gittiğinizde iki kamera, üç kamera, yok flycam'ler, steadicam'ler falan, hani çok daha zengin bir çekim yapılıyor. Bizim zamanımızda tek kamerayla çekim yapılıyor. Güzin ablayla karşılıklı sahnemiz var. Kamera önce genel ikimizi çekti. Daha sonra kamera döndü. Beni tek çekiyor. Güzin abla da karşımda bana oyun veriyor. Repliklerini söylüyor. Ondan sonra kamera döndü, Güzin ablayı çekiyor. Ben de karşısında duracağım, ona oyun vereceğim. Ve yani normalde yapmam öyle şeyler. Yani hiç yapmadığım bir şeydi ama o gün işte insanın basiretime bağlanıyor. İlgisi, dikkatimi dağılıyor. Nedir bilmiyorum. Yanımda birisi vardı. Ben sadece fizik olarak orada duruyorum ama Ali değilim. Atılay olarak orada duruyorum ve yanımdakiyle hani fısır fısır bir şey konuşuyorum. Güzin abla hiç oyunculuğunu bozmadan, rolünü bozmadan sahneyi tamamladı. Ondan sonra ben sahne bitti ama yaşım da 14-15. TRT dönemlerindesiniz o zaman. Tabii TRT dönemlerindeyiz. Yaşım da 14-15. Sahne bittikten sonra Güzin abla, Atılay sen gelsene benimle şöyle bir kenara dedi. Gittim. Efendim Güzin abla dedim. Bak dedi, ben dedi kaç yaşındayım dedi. Senin tekin çekilirken dedi, ayakta gerçek rolüm neyse, gerçek tonlamam neyse, repliklerim neyse birebir aynısını oynuyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun dedi. Niçin Güzin abla dedim. Senin oyunun daha iyi olsun diye dedi. Ama dedi benim tekim çekilirken sen bana laflarını bile doğru düzgün söylemedin. Sadece orada durdun. Ben dedi şöyle el tutsalar ele de oynarım dedi. Benim için hiç sıkıntı değil. Ama dedi sen dedi bu mesleği, bu işi devam ettirmek istiyorsan bunlara dikkat etmek zorundasın dedi. Senin dedi karşında oyuncu var dedi. Ona sen gerçek oyununu vereceksin dedi. Sedat ne oldum biliyor musun? Yani yer yarılsın da içine gireyim. Bana çok önemli bir ders vermiş bir insandır. Bu belki de aldığım en ağır, en gerçekçi derslerden bir tanesiydi. Tabii bunun dışında onlardan öğrendiğim çok fazla şey var. Ama set adabı nedir, set ahlakı nedir? Bu anlamda aldığım en büyük derslerden bir tanesiydi. Çok utanmıştım gerçekten. Ama ondan sonra da bugün bile bir sete çıktığım zaman oyun vermek anlamında neysem, yani oynadığım karakter neyse onu kamera beni çekmese dahi birebir yapmaya çok özen gösteririm ki karşımdaki insanın oyunu düşmesin, onun oyunu daha güzel olsun diye. Yani bu derste rahmetli Güzin abladan kulağıma bir küpedir. Şimdi olsa mesela, Güzin Özüpek'ten bahsetmiyorum, başka birisi, bu şekilde kariyerli birisi, günümüzde herkesin içerisinde, belki o esnada sahneyi keser, böyle bir çekim olsa, sahneyi keser, herkesin içerisinde bağırır, çağırır, mahcup eder ya da bir şey yapar ve gider. Aslında kenara çekip konuşması, kenara çekip sessizce uyarması bile başlı başına bir ders. Tabii büyük bir ders işte. Yani orada herkesin içinde beni
utandıracak, mahcup edecek şekilde bir şeyler söylese, bugün Güzin ablayı ben bu şekilde anmayabilirim. Ya da kendi içimde Güzin ablayla ilgili hissiyatım farklı olabilir. Doğru. Ama yani hem oyununu bozmadı, hem beni kimsenin içinde mahcup etmedi, küçük düşürmedi, hem de bana çok önemli bir ders verdi. Ya onun dışında da biz yani o zaman biz set dışında da çekim dışında da görüşen insanlardık. Yani ben Güzin ablayla Güzin ablanın gerçek hayattaki eşi rahmetli Aydın abiyle o da falan, dizide oynadı zaten. Oynadı. Aydın abi de dizide oynadı. Ya onlarla ben gerçek hayatımda da Atılay olarak da görüşürdüm. Hı hı. Dediğim gibi yani onların o anlattığı geçmişten bir şeyler öğrenebilmek, onları dinlemek bana büyük mutluluk verirdi. Aydın Tezer. Hı hı. O da Güler Ökten'in oynadı Türkan Hanım'a. Sürekli çiçekler getiren. Tabii tabii. Güler Ökten'e hasta olan. Aynen öyle. Bir hastayı oynuyordu. Şimdi Güzin Özüpek'in diziye şöyle de bir katkısı var. Meşhur Rüknettin Bey tablosu onun eseri. Evet. Onun komşusunun babasının fotoğrafıymış. Bu net bilgi yani arkadaşlar bunu söyleyelim. Güzin Özübey'in babasının değil. Komşusunun bir babasının. Arkadaşının komşusunun da diyelim babasının fotoğrafı. Hatta böyle biraz kavga dövüş falan alıyor fotoğrafı. O bana lazım falan diye. Çünkü hani babası vefat etmiş gitmiş. Gerçekten de İstiklal Gazisi bir adammış bu arada. Şey diyor bu fotoğraf diyor lazım. Alıyor işte Umur Bugay söylüyor hani lazım bize falan diye. Rüknettin Bey'in fotoğrafı öyle bir hikayesi var. Güzin Özbek getiriyor onu. O fotoğrafın sırrı uzun zaman çözülemedi izleyici hala tarafından. Hala nerede bilmiyoruz çok, tabii ama. Çok soruldu. Çok soruldu. Kim bu Rüknettin? Niye orada öyle bir fotoğraf var diye. Yani benim bildiğim kadarıyla da tabii hani %100 emin olamam bu bilgiden ama o Rüknettin fotoğrafındaki insan müthiş bir tiyatro aşığı, oyunculuk sevdalısı bir insanmış ama hani dönemin koşulları, Türkiye'nin koşulları, kendi hayatı, ailesi belki hani oyuncu olamamış ama hep böyle içine ukde kalmış oyunculuk ve oradan adam vefat ettikten sonra hiç olmazsa fotoğrafı dizide meşhur oldu. Bayağı bir herkes tarafından tanınan bilinen bir Türkiye'nin en meşhur fotoğrafı şu anda. İnsan mı ya da fotoğraf oldu diyebiliriz. Yani gören herkes Rüknettin falan diyor. Yani o fotoğrafı alakalı alakasız kim olursa olsun tanıyor. Tabii. Türkiye'nin en meşhur fotoğraflarından biri Güzin Özüpek bir de seslendirme stüdyosu açmış zamanında. Onu kardeşiyle beraber açmıştı. İsmi neydi? Kapandı mı sonra? Kapandı galiba. Kapandı. Kapandı sonra. İsmini yani stüdyonun ismi neydi hatırlamıyorum. Hı. Tabii Erdem abi. Güzin ablanın kardeşiydi o da vefat etti. Beraber bir seslendirme stüdyosu açmışlardı. Bir fotoğraf var çünkü hani böyle bizimkiler işte rol arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Seslenme stüdyosu hatta açılış falan yapmışlar galiba. Böyle bir şey vardı, fotoğraf vardı, gazete küpürü vardı. Güzin Özüpek seslendirme stüdyosu açtı. 90'ların ortası. Belki öyle sonuna doğru. Öyle olması zaten lazım. 2000 yılında da kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. Ali'nin okul serüveni. Tabii bizim konularımızdan bir tanesi. Şimdi Ali okul serüveninden konuşacağız ama şimdi öncesinde bir sokak serüveni var Ali'nin. Ali o dönemki her çocuk gibi sokakta oynayan, bisiklet süren, hatta o dönem apartmandaki kişilerle çok yakın ilişkisi olan biriydi. Özellikle Sabri Bey'le Cafer'le de çok işbirliği yapıp anneden gizli bisikleti depoya kilitleyip almak falan vardı. Şeyin Cafer'in evinin karşısındaki depoda duruyordu. Çünkü eve çıkar indir çıkart yapmamak için. Sonuçta sokak, arabalar geçiyor. Nazan pimpirikli ya da evhamlı, aman hani bir şey olur, araba çarpar bilmem ne, işte bisiklete binemezsin falan. Ali Cafer'den rica ediyordu. Cafer gizli gizli bisikleti çıkartıyordu, bisiklete biniyordu Ali falan filan. Ali'nin o dönemlerde bir kilo meselesi vardı. Vardı, doğru. Şimdi şeyde ailesi de bazen, annesi de sandviç yaparken kilo aldım falan diyordu. İşte biraz zayıflaman lazım. Ama özellikle kardeşi kilosu üzerinden çok vuruyordu. Çocukların bu acımasızlığı falan var. Akran zorbalığı ya da şey, kardeş zorbalığı. Bu peki şey yapıyor muydu? Gerçek hayatta etkiliyor muydu? Ya benim kilomla alakalı niye bu kadar çok konuşuluyor dizide falan diye etkiliyor muydu sizi?
Diyor yani beni etkilemiyordu. Yani sonuçta o dizide duyduğum cümleler, üç aşağı beş yukarı evde de duyduğum cümlelerdi. Yani bir de o zaman hani neysen olsun. Hani şey derler ya, sevabıyla günahıyla ben neysem oyum. Bugün tabii böyle bir dünya yok. Yani herkes kusursuz gözükmeye çalışıyor. İşte o da sosyal medyanın yarattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes en şık haliyle, en güzel haliyle, işte yok Photoshop'larla, fotoğraf düzeltmeler, işte estetik ameliyatlar falan. Yani bizim o dönemlerde Türkiye'ye de baktığın zaman hani neysen o olarak görüntünle, fiziğinle değil, kim olduğunla ilgili o şekilde var olmaya çalışıyordun. Bugün artık biraz daha kim olduğun, ne bildiğinden ziyade nasıl gözüktüğün daha çok önem kazanmaya başladı. Ali'nin okul serüvenini konuşalım. Sadece ilkokul, işte ortaokul değil, lise vesaire falan değil, üniversiteydi. Çünkü Ali karakteri için şöyle söyleniyor. Ali üniversiteyi kazanınca aslında Ali'nin dizideki misyonu bitti gibi bir değil birkaç cümle okudum. Böyle yorumlar da var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonra bir de eğitim hayatına bir girelim. Yani gelen yorumlarda mesela hani Ali'nin o dizi için en gereksiz karakter olduğunu yazan da var. Başkaları için de yazıyorlar. Ya mesela öyle... Çöpçü Dursun karakteri için yazan var. Muvaffak Bey ve ailesi için yazanlar var. Çaycı Abbas için bile yazmışlardı. Yani gereksiz bir karakterdi falan diye ama gerekliymiş ki varmış. Yani bu izleyicinin yorumudur. Yani o yorumları da saygıyla karşılıyorum. O şekilde görüyor olabilir, o şekilde düşünüyor olabilir. Ama yaptığımız, ya ben hep şunu söyledim ve inanarak söyledim ve hep hala da aynı düşüncedeyim. Bizim yaptığımız hiçbir zaman bireysel başarı değildir. Bireysel bir iş yapmıyoruz, bir ekip işi yapıyoruz. Ve burada kamera önüyle, kamera arkasıyla bir iş çıkartmaya, var olmaya çalışıyoruz. Yani orada işte bize çay servisi yapan ya da çayı demleyen, kahveyi yapan Rıdvan abimiz vardı mesela. Rıdvan abi de bu ekibin bir parçasıdır. Yönetmen Yalçın Yelence de bu ekibin bir parçasıdır. Ve biz ekip olarak bir şey ortaya çıkartıyoruz. Yani orada Ali olmasa belki Nazan'ın da rolü öyle olmayacak. Başka bir rol olacak. İşte Şükrü'nün cümlesi farklı olacak falan. Yani bunu... Röportajın en başında söylediğim gibi hani seven de olacak, sevmeyen de olacak tabii ki. Yani onu da saygıyla karşılamamız lazım. Ali'nin eğitim hayatı dediğin zaman tabii Ali ile Atılay'ın eğitim hayatı paralel gitti. İşte ben ortaokul hazırlığa başladığım sene bizimkilerin çekimleri başladı. Ve orada da Ali işte Almanya'dan geldi. Türkiye'de bir okula kaydoldu. Ve işte her sabah işte o okul formasını giyip okula gidiyordu. Okuldan geliyordu. Dersler ondan sonra işte okul dertleri yani Atılay'ın okul derdi neyse şeyde Ali'nin okul derdi de aynı gidiyordu. Hatta benim kendi okuduğum okulda Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde önünde çok çekim yaptık biz. Yani orada... Ali'nin lise sahneleri orada mı çekildi? Şey yapıyordu mesela, fotoğraf makinesi vardı Ali'nin, parayla fotoğraflarını çekiyordu. Tabii. O lisede mi çekildi? Aynı. Benim kendi okulumda müdürümden izin alınıyordu. Ve benim kendi okuduğum okulun bahçesinde... O dönemde yapardık bunları ya. Fotoğraf makinesi olanlar. Tabii. Ya şöyle bir şey oldu. İşte Ali sınıf arkadaşlarıyla okulun bahçesinde futbol oynuyor. İşte Bilge de geliyor. İşte elini şöyle gömleğin arkasına sokuyor. İşte ne biçim terlemişsin, hasta olacaksın, çabuk git. İşte ne bileyim üstünü mü değiş diyor, kurulan mı diyor, bir şey diyor. Böyle bir sahne çekeceğiz biz. Tabii Bensu da lise formasını giymiş. Aynı okula gidiyorlar Ali ile Bilge. Röportajın en başında futbol oynamaktan hiç anlamam, yani futboldan hiç anlamam dedim ya, izlemekten değil oynamaktan da anlamam zaten. Ama işte Ali arkadaşları ve benim gerçek sınıf arkadaşlarımla biz orada maç yapacağız sözüm ona. Sedat topa ve okulda ders işleniyor o sırada. Sınıflarda ders var. Bak topa bir vurdum, beceremediğim için tabii. Top havalandı, okuldaki sınıf camlarından birinden şangırt diye camı kırdı, içeriye girdi. Bizim bir kimya hocası vardı.
onun suratını bir gördüm elinde topla kırılan camda. Dedim ki benim okul hayatım bitmeyecek herhalde. Tamam mı? Baktı, çok inanılmaz sinirle baktı. Seti gördü, çekimi gördü falan filan. Hani onu görünce adam bir yumuşadı. Ondan sonra bizim prodüksiyon şey yaptı. Tabii yani masrafı karşıladı, camı değiştirdiler ıvır zıvır falan filan. Ama yani böyle bir anım da var okulla ilgili olarak. Neyse velhasıl hani Ali'nin derdi neyse okulda, Atılay'ın da derdi oydu. Yani bunlar paralel gidiyordu. Zaten Umur abinin oğlu Ömer de aynı lise mezunuyuz biz Ömer'le. O benden 3 dönem büyüktür. İşte ben orta birdeydim, o da lise birdeydi. Hani Umur abi zaten kendi oğlundan da kaynaklı. Hani o öğrenci olmak, okul hayatı ya da işte bizim okul neyse, yani onları bilen, kendi evinde de gözlemleyen bir insan olduğu için onu da diziye Ali'nin okul hayatı olarak yansıtıyordu. Ondan üniversiteyi de aynı dönem mi kazandı Ali? Tabii. Tabii beraber paralel. Aynı bölüm mü kazandı peki? Aynı. Aynı beraber. Ali dizide işte diş hekimliği istiyordu. Diş hekimi olmak istiyordu. Ama tabii yani Türkiye'nin acı gerçeği. Bir sınava giriyorsun, 3,5, benim zamanımda öyleydi, şimdi nasıl çok bilmiyorum tabii. Değişmiştir. Ama yani 3,5 saatlik bir sınavda kaç tane soru cevaplıyorsan ona göre bir yere yerleşiyorsun. Yani çok da istediğin bölüm değil orada. Sizin dönemde şey de vardı, ÖSS ve ÖYS tabii, vardı. Tabii iki sınava giriyorduk. Neyse velhasıl matematik mühendisliğini kazandım ben. Ali de matematik mühendisliğini kazanmış olarak üniversite hayatı devam etti. Atılay'ın ve Ali'nin. Orada da paralel bir şekilde devam etti. Şimdi Ali'nin üniversiteyi kazanınca dizideki etkisi azaldı ya da işte işlevini tamamladı artık, Ali'ye gerek yoktu falan cümleleri de şöyle cevap verebilirim. Şimdi Ali'nin üniversiteyi kazandığı sene 1995. Şimdi 95 yılında geri döndüğümüz zaman da yani özel kanallar 90'da açıldı. Ondan sonra Türkiye'de bir özel kanallara yatırım ve özel kanalların dizi yatırımı ve yerli dizilerin çoğalmaya başladığı seneler oldu. Bir rekabet ortamı olmaya başladı dizi sektöründe kanallar arasında. Bizimkiler İlk başladığında 15-16 tane oyuncuyla başlayan bir işti. Tabii hikayeyi geliştirebilmek, güzelleştirebilmek anlamında çok fazla oyuncular dahil olmaya başladı bizimkiler ekibine. Bu sefer de baktığınız zaman hani 60 dakika çekiyorduk biz o zaman diziyi. Yani bugünkü gibi 130 dakikalar, 150 dakikalar yoktu. Şimdi basit bir matematik yaparsak yani 20 tane oyuncuyla 60 dakika çekerseniz kişi başı 3 dakika düşer oyuncu başına. Yani çok basit bir matematik. Ama 60 dakikalık bir diziyi siz 70 tane oyuncuyla çekmeye başlarsanız o zaman tabii oyuncu başına süreler azalıyor. Ya da izleyicinin daha çok izlemekten keyif aldığı öykü ya da karakterler daha ağır basmaya başlıyor. Hani bazı roller daha süre olarak, minütaj olarak daha geride kalmaya başlıyor. Yani bu da o dönem için dizi piyasasında normal kabul edilebilecek bir şey. Tam bu noktada kanal değişikliği oldu mesela dizide. Hı hı. TRT'den Star'a geçti. Sonra Star'dan Show TV'ye geçti. Tekrar bir Star'a geçti ama Star bölümleri yayınlandı. Şu an bulamıyoruz. 5 bölüm falan. Dizi bitti. Şöyle bir şey var. Kanal değişikliğinden sonra dizi Şükrü ve ailesinin hikayesi olmaktan biraz çıkıp sanki Halis, Tertip, Dilek ve Ergun'la Abbas dizisi gibi olmaya başladı. O karakterler daha ön plana çıkmaya başladı. Buna katılıyor musunuz ya da katılıyorsanız neden böyle oldu acaba? Ya bu dediğine katılıyorum tabii ki. Yani karakterler dizide girdikçe, oyuncu kadrosu genişledikçe Şükrü Bey ve ailesinin etkisi ya da öyküsü azalmaya başladı. Diğer karakterlerin öyküleriyle birleşti dizi. Diğer karakterlerin öyküleri ön plana çıkmaya başladı. Bir de yani bakacak olursan Halis karakteri, yanında Tertip, ondan sonra ya da
Hani Dilek, Davut Usta Dilek, falan. Ya Davut Usta'yı ayrı tutuyorum burada. Çünkü o tertip Dilek Halis karakterinin ayrı bir diyaloğu vardı kendi içlerinde. Ya da öbür tarafta şirkete dönecek olursan işte Ergun Abbas tiplemesinin ayrı bir öyküsü vardı. Bunlar çatışmadan komedi çıkartan karakterlerdi. Onu söyleyecektim. Dizi ilk başlarda birbiriyle sadece Şevket ve Şükrü çatışıyordu. Evet. Şevket Şükrü'nün suratına tükürüyordu sürekli. Dangalak falan diye kavga ediyorlardı. Sadece bu çatışma varken diğer insanlar birbirleriyle olumlu yönde ilerlemeye çalışıyordu. Yani Cafer ile Sabri Bey'in çatışması bile o kadar yoktu. Yoktu ama o kadar. Dizi belli bir süre sonra toplum mu buraya kaydı bilmiyorum ama çatışmadan beslenen, çatışmadan komedi üreten bir hale geldi. İşte sıkıntı burada. Aslında belki de belli bir yerden sonra irite edici şey ya da dizinin tekrar düşmesini sağlayan şey buydu belki de. Ya onu bilmiyorum. Yani o tekrar düşmesine bir önceki bölümde çok uzun uzun konuşmuştuk. Ya komedi unsuru bir çatışmadan çıkar. Yani Kavuklu Pi Şeker, Hacivat Karagöz. Yani bu bizim yani kültürel olarak baktığın zaman komedi unsurlarımız bir çatışmadan çıkar. Ha bu çatışmadan komedi çıkartabiliyorsan zaten güzel. Yani tabii. Bu çatışmadan silahlara sarılıyorsan, birbirini vuruyorsan o felaketle sonuçlanıyor. Ha biz bu çatışmadan komedi çıkartıyorduk. İnsanlar da bu komediyi seviyorlardı. O Halis karakterinin tavrı tarzı ilgi çekiyordu. Onu seviyorlardı. Ya düşünebiliyor musun? Şirkette muhasebeci olarak çalışan Ergun Bey'i biz bir kere masa başında hesap kitap yaparken görmedik sürekli. İlk sezonlarda görüyorduk. İlk sezonlarda işte görüyorduk. Karikatürize oldu. Tabii ama tamamen dedikoduya yöneldi adam. İşte yani kapı dinliyor, dedikodu yapıyor. İşte ne bileyim Şükrü Abbas'tan çay istiyorsa Ergun 5 kere daha Şükrü Bey'e çay getir Abbas diyor bilmem ne. Hani o çatışmadan komedi çıkıyordu. İnsanlar da o komediyi seviyorlardı. Onu izlemek istiyorlardı. Tabii ki yani artık Şükrü Bey ve ailesi öyküsünden uzaklaştı dizi. Ama her zaman söylüyorum yani bizimkiler Türkiye'yi anlatan bir diziydi. Benim gözümde, benim nazarımda bu şekilde. Bunu da çok detaylı bir şekilde konuştuk geçen bölümde. Fikrim de aynı, düşüncem de aynı. Türkiye'yi anlatan bir diziyi de tek aile üzerinden, tek bir konu üzerinden anlatamazsınız. Yani bunun içine şirketi koyacaksınız ki Türkiye'nin ekonomisini anlatsın. Oradaki ne bileyim hani Abbas çaycı olarak görev yapıyor. Ergun hani daha kıdemli olarak onu ezmeye çalışıyor. Burada biraz hani işveren işçi çatışması, tamam Ergun işveren değildi ama hani kıdem olarak amir, da memur yukarı, amir memur çatışması, alt üst ilişkileri falan hani bunları anlatıyordu dizi. Ve yani biz dizi 16 kişi oyuncuyla başlayıp da işte 75-76 oyuncuya çıktıktan sonra dizinin süresi de 60 dakikadan 170 dakikaya çıkmadı ki yani her oyuncuya eşit minütaj dağıtılsın. Doğru. Ya o yüzden Ali de birinci bölümden son bölüme kadar yeri geldi. Rolü fazlaydı, minutaj olarak o bölüm içinde yeri geldi, azdı ama bu bütün karakterler için geçerliydi. Tabii burada şöyle bir şey de var, yani Umur abinin burada oyuncular arasında çok hakkaniyetli bir tutumu vardı. Sonuçta hani bir de işin gerçek yüzüne dönecek olursak herkes para kazanmak için bir iş yapıyor. Yani kimisi avukat oluyor, kimisi doktor oluyor, kimisi mühendis oluyor, kimisi de oyuncu oluyor. Ve bu insanların bu dizide var olmasının sebebi sonuçta hayatlarını idame ettirecek parayı kazanmak. Bunun için de bir iş yapıyorlar. Şimdi Umur'a ve dizilerde oyuncular bölüm başı para kazandıkları için şimdi Umur abi bir karakteri o bölüm yazmazsa o oyuncu o bölüm parasını alamayacak demek oluyor. Bu noktada da Umur abi kimse ekonomik anlamda özel hayatında kendi hayatında zora düşmesin, dara düşmesin diye bütün oyunculara her bölümde bir cümle dahi olsa yer vermeye çalışıyordu ki hani o oyuncu o bölüm parasını alabilsin diye. Yani Umur abinin de burada çok hakkaniyetli bir tutumu vardı. Hani ne olabilirdi? İşte şirketteki karakterleri işte iki
bölüm hiç yazmazdı, sırf apartmanı yazardı. İşte iki bölümde apartmanı hiç yazmazdı, sırf şirketi yazardı. Bu sefer oyuncular arasında bir huzursuzluk olurdu. Bu bölüm ben yazılacak mıyım gerginliği yaşardı oyuncular. Onun da diziye olumsuz etkisi mutlaka olurdu. Halbuki burada herkes biliyor ki bir cümlem de olsa, beş cümlem de olsa o bölüm ben varım ve bölüm parasını alacağım. Herkes o iç huzuruyla diziye gidiyordu. Burada da yapımcı olarak Umur abinin büyük bir özverisi vardır. Genel olarak aslında bunu soracağım. Hani herhangi bir oyuncu özelinde değil de dizi başladığı kadroyla tabii devam etmedi. Yani kadroya eklenenler oldu, gidenler oldu, karakterler çıktı, belki işte ölenler oldu vesaire. Özellikle ben katılan oyuncular için. Şimdi yeni karakterlerin diziye adaptasyonu, dizinin bünyesinin kabul etmesi nasıl olur? Hani bünyenin reddettiği karakter oldu mu? Yani oyuncular olarak da çok sorun çıkaran tipler var mıydı sette? Bizde hiç yoktu. Yani bizde müthiş bir... Şunu merak ediyorum. Birbiriyle küs oyuncular var mıydı? Derdim şu. Şu an günümüzde bu konuşuluyor. Hatta geçenlerde bizim İbrahim'in paylaştığı sayfası Sinemasko'da şöyle bir şey paylaşmıştı. Samanyolu filminde Edison'la Hülya Koçyiğit küslermiş. Bilmiyordum. Birbiriyle küs demiş. O zamanlar küs çekilmiş o film. Şimdi günümüzde de bazı dizilerde var. Başrol oyuncusu iki sezon dizi çekiyorlar. İkisi de küs ama sevgili oynuyorlar. Yani bu zor. Bizimkilerde böyle bir şey var mıydı merak ediyorum. Yok. Hani hayatın içinden olduğu için. Yoktu ya bizde ya da benim şahit olduğum, benim bildiğim hiç öyle bir küslük, dargınlık olayı yoktu. Hatta şimdi o Şale Apartmanı'nı düşün, bizimkilerin çekildiği Şale Apartmanı. Karşıdan baktığında işte sol balkon Sabri Bey'in balkonu. O sağ taraftaki ev, balkon ve ev bizim dizinin lokaliydi. Umur abi orayı satın almıştı, lokal haline getirmişti. Hani orası işte giyin, soyun, dinlen, otur, çay iç, ne bileyim işte ezberini yap falan filan. Bütün oyuncuların buluştuğu bir noktaydı orası. Ya bazen öyle günler oluyordu ki, yani benim o gün setim yok. Sete gitmek zorunda değilim. Ama yani eğer o yakın civardaysam, ya şu sete bir uğrayayım. Ya çünkü orada bir arkadaşlık var, bir dostluk var, bir sohbet var, onu biliyorum. Ve benim gibi gelen, işi olmadığı halde gelen bir sürü insan vardı. Ya da setim biter, artık evine gideceksin ya da nereye gideceksen gideceksin. Yani o gün paydos verilene kadar ya orada oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Yani müthiş bir arkadaşlık, dostluk vardı bizim ekibin içinde. Ben hiç öyle bir küslüğe, kavgaya, gürültüye şahit olmadım. Kanal değişikliği dizinin gidişatını değiştirdi mi? Dizinin dilini değiştirdi mi daha doğrusu? Umur abinin orada çok sert demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok dik bir duruşu vardı. Yani Umur abi her zaman işte, bizimkileri ben var ettim ve bizimkiler ben nasıl istersem öyle devam edecek, ben ne yazarsam öyle devam edecek duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Yani bunu kanal değişikliği lerinde kanaldan Umur abiye bir şey söylendi mi onu ben bilemem. Yani o kanalla yapım arasındaki toplantılarda konuşulmuştur büyük bir ihtimalle. Ama dizinin dilinde hiçbir değişiklik olmadı. Kanal değişikliğine bağlı olarak bir değişiklik olmadı. Ama değişen Türkiye yapısıyla tabii ki cümleler değişti, diller değişti, bir sürü şey değişiklik oldu tabii ki. Ama bunların hiçbirisi kanal değişikliğine bağlı olmadı. Ali'nin, yani bir çocuğun ablasının evlenmesi, onun için de aslında biraz böyle Türk çocuğu için diyeyim, sıkıntılı bir durum. Hep böyle kıskanıcı, ablasıyla ne kadar kavga etse de bir enişte faktörü gelince bir kıskançlık olur. Bir çekememezlik ya da çekememezlikten kastım ablasını sakınma durumu olur. Başka bir yerine gidiyor artık, başka bir evi var. Ablası iki kere evlendi. Evet. Ali Osman'ı mı daha çok seviyordu yoksa Aydın'ı mı? Aydın tabii ki. Osman neden sevmiyor? Osman çok soğuk bir adamdı bu arada. Ya Osman tavır olarak yani kişi olarak da zaten hani
duruşu soğuk bir insandı. Dizide de o soğuk tavrı vardı. Çok bir yani şeyimiz olmadı, sohbetimiz, diyalogumuz olmadı. Hem dizide Ali ile Osman arasında olmadı o diyalog, hem özel hayatlarımızda da olmadı. Ama Tayfun abi diziye dahil olduktan sonra bambaşka bir diyalog çıktı Aydın'la Ali arasında ve benimle Tayfun abi arasında. Öyle olunca tabii... Bir de hani Aydın çok daha esprili, çok daha renkli bir karakterdi dizi açısından. Tırnak içinde söyleyeyim, cıvık bir adamdı ya. Gerçekten. Ben bunu Tayfun abiye de söyledim. Ya öyleydi diyor Umur abi de, öyle yazdı. Öyle yazdı ama şimdi Umur abi de orada hem espri çıkartabileceği, hem belli noktalarda karikatürize edebileceği ve Tayfun abinin de bunu çok güzel oynayabileceği bir taraf gördü ki onu o şekilde yazdı. Yani işte radyocu oldu, tiyatrocuydu, oradan radyocu oldu, oradan bir... Stand-up yaptı, reklam kampanyasında poz falan verdi. O çıplak poz zaten yani bizi yıktı geçti ve düşünsene otobüs durağındaki billboard Hüsnü ile yani dede ile babaanne, Leyla Sultan'la Hüsnü işte el ele kaldırımdan yürürken bir bakıyorlar. Torunlarının kocası, damatları çırılçıplak billboardda. Yani bir de jenerasyon farkını düşünecek olursan o jenerasyonun asla kabul edemeyeceği bir şey. Yani oralarda hep işte bak bu da bir çatışma. Yani mutlaka kavga olmasına gerek yok ama o çatışmadan bir komedi çıkarttık, evet, mesela. Ya Tayfun abi de onu inanılmaz güzel oynadı. Hatta şey işte Ali'nin işte üniversite bitmiş bitmemiş tam senesini hatırlamıyorum. İşte Zeynep'le kavga etmişler, ayrılmışlar, Ali aşk acısı çekiyor buhranlarda falan. Bilge de diyor ki Aydın'a, Aydın diyor, şey diyor, şu Ali'yi çek bir kenara konuş diyor. Hani bu kadar kendini dağıtmasın, bu kadar kendini koy vermesin. Biraz abilik yap buna, yol göster, abilik yap buna diyor. Aydın tamam diyor, hiç merak etmeyin o iş bende. Ben şimdi bu akşam alacağım Ali'yi karşıma diyor. Oturacağım, erkek erkeğe nedir ne değildir hepsini bir bir anlatacağım diyor. Ve sahne orada bitiyor. Bir sonraki sahne Aydın'la Ali eve geliyorlar. Aydın zil zurna sarhoş, Ali Aydın'ı taşıyor. Şimdi kim kime abilik yaptı, kim kime ne anlattı, kim kime nasihat etti falan. Hani bu doğru mu? Doğru değil. Komik mi? Komik yani. Bir tane sahne daha vardı. Ali nişan yapmak istiyor Zeynep'in ailesi. Zorluyor Ali'yi. Şey diyor, Aydın diyor sen ne diyorsun falan söylesene diyor. Oğlum nişanlanmak öyle kolay mı oğlum? Bak diyor biz nişanlandık, evlendik, halimizi görüyorsun. O batırdın enişte diyor. Adam öğüt verecekken görmüyor bir anlamda. Yani işte orada hep hani patavatsızlık ön plana çıkıyordu. Oradan da bir komedi çıkartıyorduk. Evet, biz de Aydın'ı daha çok sevmiştik. Ben Ali açısından merak ettim. Zaten Osman çok soğuk bir adamdı. Çok soğuk bir yere de gittiler. İsveç'e gitmişlerdi galiba hikayede. Tam nereye gittiklerini hatırlamıyorum gitmişlerdi. İsveç mi, Norveç mi? İskandinav ülkelerinden birine gittiler de döndüler ondan sonra. Bir sene yani benim ablam oynayan Bilge dizide olmadı. Paris'e gitmişti galiba. Onun sebebi de zaten kendisi konservatuar mezunu. İşte Paris'te de işte tiyatro eğitimi almak için tekrar Paris'teki bir konservatuara kabul olunca hani bir sene orada eğitimine devam etmek için bir sene olmadı. İşte onu o şekilde gönderdiler. Bak mesela bu Osman hikayesi ya da Bilge'nin Osman'la evlenmesi, boşanması hikayesinden şimdi aklıma gelen bir şey. Şimdi bunlar dizide boşanacaklar. Röportajın en başında, konuşmanın en başında dedim ya hani Umur abi bazı şeylere gelen eleştirilere çok dikkat ederdi falan diye. Şimdi bazı tabii her konuda danışman alamıyorsun ya da her konuda bilgi sahibi olmana imkan yok. Şimdi Hüsnü emekli hakim ve Bilge ile Osman boşanacaklar. İşte bir cümle arasında Bilge ya da Şükrü işte dedeye şeyi soruyor. İşte dilekçeyi verdin mi adliyeye mi mahkemeye mi ne diye soruyor. İşte Hüsnü de şey diye cevap veriyor. Evet diyor ben diyor işte boşanma dilekçesini hazırladım savcılığa verdim diyor.
Meğerse boşanma savcılıkla hiçbir alakası yokmuş. Çünkü suç unsuru yokmuş ortada. Mesela bir avukattan bize bununla ilgili bir uyarı geldi. Hani dedi ki yılların hakimi dedi, emekli hakim böyle bir şeyi nasıl bilmez diye. Dedeyle babaannenin ölümü. 3 sene arayla vefat etti. Orhan Çağman, Güzin Özipek. Hem karakter olarak o hikayeden birileri eksildi. Hem de tabii kadrodan iki büyük usta eksildi. Evet. Şeyi nasıl, bu seti nasıl etkiledi? Hikayeyi nasıl etkiledi? Ya setten önce ya da dizideki karakterlerden önce insan olarak bizi çok etkiledi. Yani benim için yıllarca beraber çalıştığım, ustam dediğim insanları kaybetmenin üzüntüsü tabii çok büyük. Yani her zaman yerleri apayrıdır bizde. İlk başta Orhan Çağman vefat ettiğinde mesela o dönem hani yerine bir karakter, yani yerine bir oyuncu girsin, Hüsnü karakteri devam mı etsin, ne yapalım, hani bu bir konuşuldu. Ama sonuçta vefat etmiş bir insan, gerçek hayatta nasıl insanlar vefat ediyorsa dizide de bir insanın vefat etmesi son derece olağan, hayatın akışına uygun bir şey. O yüzden hani hiç, yani Hüsnü karakterinin yerine birisi girsin, Orhan Çağman'ın yerine, bundan hemen uzaklaştık bu fikirden. Ve sezon başladığı zaman ilk bölüm mezarının başında başladı. Aslında yok. İlk bölüm hastanedeydi. İkinci bölüm mezarda başladı. İlk ya da hastanedeydi, evet. Hatta Savaş Dinçel'in ilk bölümüydü. Savaş Dinçel'in ilk bölümüydü. İlk bölüm hastanede, iyi olacak inşallah falan. İkinci bölüm mezarla başladı. Yani tabii hani o vefat bende daha çok yer ettiği için mesela o hastane bölümünü hatırlamıyorum açıkçası. Hatta Ali de oradaydı. Şey diyordu, sen zaten oğlum böyle sorumsuzsun, İşte gelmedin bekliyoruz falan diyordu Şevket. Hastanede bekleniyor. Böyle bir sahne vardı. İkinci de mezarlıkla başlandı ve Abbas, bize bunu yapmayacaktın hakimim. Evet, evet. Yani o tabii Orhan Çağman'ın vefatı daha çok yer ettiği için bende. O hastane hiç aklımda bile yok. Bak sen söylemesen hiç hatırlamadığım bir şey o. Ve Savaş Dinçel'in de ilk bölümüydü. İşte mezarlıkta başladı. Ondan sonra eve gidildi. İşte orada Leyla oturuyor. Tabii Hüsnü'nün anıları evde. Ve işte Leyla'nın oturduğu koltuğun koltuğu dayama kısmına Ali oturmuş yanına. İşte Leyla'nın elini tutuyor, babaannesinin elini tutuyor. Ondan sonra işte hadi babaanne artık gidelim diyor. Kalkıyorlar. Kapıdan çıkarken Leyla son kez şöyle bir evine bakıyor. Işığı kapatıyor. Karanlık. Bitiyor. Ve o bölüm öyle bitiyor. Fondaki müzik. Sobalarında kuruda meşe yanıyor efendim. O da Orhan Çağman'la özdeşleşmiş bir türkü. O türkünün hikayesi var mı? Neden özdeşleşti? Yani kim yazdı bu türküyü? Orhan Çağman'la kim bütünleştirdi? Şimdi şöyle, dizinin bir yerinde hani bunlar Ege asıllı. O türkü de bir Ege türküsü. Hatta bir ara şöyle bir şey yazıldı ama çekmek mümkün olmadı. İşte bunlar vakti zamanında işte Orhan Çağman'ın, yani Hüsnü karakterinin de babası falan mübadeleyle Türkiye'ye gelmiş bir aile. Tabii sonradan, yani dizinin ilk bölümündeki senaryo kurulurken bu yok ama sonradan işte o mübadeleyle gelen Türkleri de anlatalım düşüncesiyle böyle bir öykü kuruldu. Hatta hani gidelim Girit'te işte Hüsnü, Leyla, işte Şevket, Şükrü, belki Ali, Nazan, işte kimse o aile. Hani orada ata toprağını ziyaret etsinler. İşte Hüsnü'nün de belki çocukluğunun geçti. Ben bu bahçede oyun oynamıştım, hatırlıyorum falan diyeceği sahneler olsun ki o mübadeleyi de anlatalım diye. Daha sonra o Girit'teki çekim yapma imkanı olamadı. O sahneler iptal edildi. Daha sonra senaryodan çıkartıldı. Hani o bir Ege türküsü. Umur abinin hayatında bu türkünün yeri nedir, niçin bu türkü seçildi onu bilmiyorum. Ama o türkü de Orhan Çağman'la özdeşleşmiş bir türkü oldu. Şöyle bir şey, aslında o anlattı işte Mehmet Efe'yi anlatıyor. Mehmet Efe'nin Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele döneminde Milli Mücadele'ye katılamayıp hasta düşüp işte katılamamasının hikayesi. Özay Gönlüm rahmetli çok güzel anlatır bunu.
üşüyor. Evet. İşte sobalarında kuru da meşe yanıyor. Uh-huh. Sürekli yanıyor o soba ama üşüyor ve en nihayetinde işte şey gelince köye, milli mücadelenin kazanıldığı iz, düşmanın İzmir'den denize döküldüğü haberi gelince Mehmet Efe'nin üşümesi kesiliyor. Benim şöyle bir bağlantı kurdum. Ya babasından kalan bir şey olabilir Umur Bugay'ın. Umur Bugay'ın babası da İstiklal Savaşı'nda yer aldığı için. Evet, evet. Acaba bununla ilgili bir şey olabilir mi? Belki o geldi aklıma. Ya belki ama yani bu hani sobalarında kuru da meşe türküsü değil de işte başka bir Ege türküsü, Anadolu türküsü seçilse bizim bütün türkülerimizde zaten hani bir yarayı anlatan, acıyı anlatan, tasvir eden cümleler vardır. Bizde çünkü müzik Anadolu toprağına baktığın zaman işte bu hadi eller havaya eğlenelim, coşalım türküleri değildir. Hepsi bir acıdan, bir yokluktan çıkar ortaya. H-15'li bir şey anlatır. Bir de oyun havası olmasına rağmen ağıttır o oyun havası. Ağıttır o. Yani H-15'li bir ağıttır. Yani kızların gözü yaşlı. Niye o köydeki 15 yaşındaki çocukların hepsi Kurtuluş Savaşı için cepheye gidiyorlar ve hiçbirisi geri dönmüyor. Hepsi şehit oluyor. Yani ama bunu ne yazık ki tempoyu biraz hızlandırarak çaldığın zaman oyun havasına çevirdiler ağıtı. Benim bildiğim güvercin uçuverdi. Türküsü de aslında hüzünlü bir hikayeyi anlatan bir türkü ama yine oyun havası yapmışız. Ya burada tabii çok fazla konudan konuya atlıyoruz ama yani yeri gelmişken de şunu da söyleyeyim. Yani tarihin çok enteresan bir özelliği var. Tarih yaşandığı gibi değil, anlatıldığı gibi bilinir. Yani o yüzden hani biz ne yazık ki toplum olarak yakın tarihimizi çok fazla irdelemeyen, bilmeyen bir toplumuz. Yani o yüzden işte bir yerde H-15'liği biraz hızlı bir tempoda çaldığı zaman insanlar o H-15'li 15'li yapmaya evet, başlıyorlar. Yani hiç onun arkasında yatan o hüznü görmüyor kimse. Bununla ilgili çok fazla örnek var tabii. Ama bizde bütün türkülerin çıkış noktası bir olayı anlatır. Hüsnü Bey gitti. Sonra zaten Güzin Özüpek de gitti. Güzin Özüpek'in vefatıyla ilgili şöyle Balalayka'nın çekimlerindeydi galiba. Evet, Balalayka'nın çekimlerindeydik. O süreci bir daha geçen programda anlatmıştı galiba da bu bütünleşmesi adına tekrar alabilir miyim acaba? Şimdi Güzin ablayla biz işte 2000 yılında Haziran ayı bizimkilerin son bölümü Güzin ablayla son sahnemiz işte hep dedeyle Ali tavla oynardı. Şimdi babaanneyle Ali tavla oynuyor. Yani o dedeyle Ali'nin ritüelini devam ettiriyor babaanne. Ve bunlar gene tavlayı açmışlar, tavla oynayacaklar. Babaanne soruyor nesine diyor. İşte Ali de diyor ki işte bulaşık makinesi, oturma odası, yatak odası, işte televizyon falan filan. Leyla da diyor dur oğlum ne yaptın sen diyor. Nedir bunlar böyle deyince. İşte Zeynep'le Ali de nişanlılar, evlenmek üzereler. İşte Ali de diyor ki işte babaanne diyor evleneceğiz diyor. Bunların hiçbirisi yok diyor. Bari tavladan kazanayım diyor. Leyla da diyor ki olur oğlum olur hepsi olur zamanla diyor. Bak diyor biz evlendiğimizde neyimiz vardı ki diyor. Yeter ki siz mutlu oldun her şeyiniz zamanla olur diyor. Böyle bir hayat dersiyle benim Güzin ablayla son sahnemdir bu bizimkilerde. Ondan sonra biz bizimkilerin Balalayka'nın çekimleri için Gürcistan'a gittik. O da ayrı bir üzüntü sebebi oldu hepimiz için. Kemal Sunal'ı kaybettik. İşte Kemal Sunal'ın yerine Uğur Yücel geldi. Filmin çekimleri devam etti. İşte biz Gürcistan çekimlerini tamamladık. Kuşadası'na geldik. Kuşadası çekimleri yapılacak. Filmin çekimleri orada devam ediyor. Güzin ablanın hastalandığı haberi geldi, rahatsızlandığı haberi geldi ama çok kısa sürede vefat etti. Yani hastalandığını öğrenmemizle vefatının arası 10 gün falan aşağı yukarı. Güzin ablanın vefat haberini sette aldım ben. İşte cenaze, işte tabii Umur abiyle falan haberleşiyorum. İşte cenaze ne zaman düzenlenecek, ne zaman defnedilecek onları öğrendim. İşte ben yapımcımız Erol Avcı ve yönetmenimiz Ali Özgen Türk. İşte onlardan izin istedim cenazeye gitmek için. İşte İzmir'den İstanbul'a geldim. Cenazeye katıldık, defnettik. Tabii yani bu kadar güzel bir sahneyle vedalaştığımız, sezonu bitirdiğimiz bir insanı iki ay içinde toprağa veriyorsunuz ve yani bir arada anlattım ya Güzin abladan ben hayatımın dersini almıştım.
Güzin abla çok böyle insanı koruyan, kollayan, böyle kanatlarının altına alan müşfik bir anneydi her zaman, her konuda. Yani aklıma ne gelse, başım neye sıkışsa gidip danışabileceğim bir insandı. Tabii yani onun vefat haberini de almak çok 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 üzdü hepimizi bir kere. İnsan olarak hepimizi çok üzdü. Ama işte takip eden Eylül çekimler başlandığında yani artık Hüsnü vefat etmiş, Leyla vefat etmiş, işte Şükrü ile Şevket hani kimsemiz kalmadı gibi hani aile büyüklerini kaybettik diye. Ama şimdi bak konu konuyu açıyor. Kaç bölüm öncesinde de ya da kaç sene öncesinde de gene böyle bir bayram yemeği işte Hüsnü'yle dede evinde Leyla Sultan sofrayı kurmuş, döktürmüş, gene bütün aile orada toplanmışız. İşte tam artık bayram yemeğine başlanacak. İşte Hüsnü şey diyor, Şevket'e dönüyor. Şevket diyor, bizden sonra ailenin büyüğü sensin diyor. Biz gittikten sonra bu adetleri devam ettirin, evet. Toplanın gene, bir arada olun, unutmayın birbirinizi diyor. Tabii herkesin cümleler boğazında düğümleniyor. Hani ne yediği yemekten bir şey anlıyor falan filan. Neyse böyle bir bölümde çekmiştik. İşte o çekilen bölümler gerçek oldu sonrasında. Ali'nin kız arkadaşları. Şahnaz Çakır'da Şahnaz oynadı Çakır'a, değil mi? Evet. Sonra başka biri daha vardı ama Ali Zeynep'te kara kıldı. Evet. Zeynep'le evlendiler mi? Evlensinler mi? Ya yani evleneceklerdi zaten. Hatta işte aileler tanıştı. Nişanlandılar. Ondan sonrasında işte Ali askere gitti. İşte askerden döndü. İşte Ali ile Zeynep'in bir evlilik hikayesi çıkacaktı oradan. Ama dizinin ömrü vefa etmedi. Dizi bitti. Evlenmeden. Güzin Özipek'le ilgili bir şey söyleyecektim. Onu hatırladım. Şöyle Bengi Bugay söylemişti bunu. Güzin Özipek'te Umur Bugay'ın annesinden çok izler görürüz. Yani onu ben bilemem tabii. Kendi annesinden şey diyor, benim kayınvalidemden, evet. Çok izler görürüz dedi. Tabii orada bir yani şeyde, ailevi bir ilişki olduğu için tabii Bengi ablanın bunu görüp tahlil edip dile getirmesi çok yani başka bir şey. Programda bahsetmişti. Loft Record bir sohbet değil, programda bahsettiği için söyledi. Yani çok onun bunu tahlil edip söyleyebilmesi tabii çok daha olası. Benim hani görmediğim bir ilişki olduğu için o. Hani onu ben bilmiyorum açıkçası. Velhasıl hani Ali ile Zeynep de hani evlenecekti. Oradan başka bir öykü çıkacaktı. Hikaye evrilecekti ama dizi bitti. Dizinin bitmesinden evvel dizinin senaristi değişti. Aslında değişti derken Umur Bugay var. Fakat diziyi komple Sulhi Dölek yazmaya başlamış. En son Umur Bugay'a gidiyor. Umur Bugay yayınlansın, yayınlanmasın, şu kısmı düzeltelim. Redakte ya da işte hikayede böyle diyaloglarda değişim, kontrol en son. Ne derler, mizampaj mı derler, en son kısmı o yapıyor ve öyle yayınlanıyor. Ama artık Sulhi Dölek yazmaya başladı. Bu aslında senaryoda belli bir zaman sonra hissedilir haldeydi. Çünkü belli karakterlerin öne çıkması, öne çıkan karakterlerin de aslından biraz uzaklaşarak karikatürleşmesi, dış çekimlerin, dış mekan, farklı mekanlarda çekimlerin artması gibi şeyler eklenmişti. Ve dizi ondan sonra, o süreçten sonra bitti. Dizinin senaristlerinin değişmesi sizden de hissedilir olmuş muydu oyuncular tarafından? Ya şimdi tabii dizi belli bir tıkanma noktasına geldi. Yani karakterler yürümüyor, öykü yürümüyor. Ve şimdi ilk başta tabii sadece Umur Bugay'ın yazdığı bir senaryoyken artık hani 8. 9. senelere gelindiğinde bir yazı ekibi yazmaya başlamıştı. Yani bunların içinde yani direkt senarist değişti demek çok doğru olmaz. İşte Sulhi Dölek, Hakan Aksun, ondan sonra Ferda vardı. Soyadını hatırlayamıyorum, kendisinden özür diliyorum. İşte Umur abi gibi. Zeki Ökten. Zeki Ökten, Zeki abi rahmetli. Hani bunlar bir
sinopsis çalışıyorlardı, öykü çalışıyorlardı. O öyküyü Umur abi senaryolaştırıyordu. Daha sonra o diyalogları da Sulhi Dölek yazmaya başladı. Ama burada hani Umur abi tamamen çekildi de sırf Sulhi Dölek'e bıraktı gibi bir şey söz konusu yok, değil. Yok tabii, son kontrolünü falan yapıyor Umur. Hatta son senelerde, son seneydi galiba, işte Umur abi yeri geldiğinde tek tek karakterlerle, yeri geldiğinde ise işte o aileyle, yani işte atıyorum benle, hani Ali hikayesi ne olsun diye, senin aklında bir şey var mı, ne yapalım bu karaktere diye benle konuştuğu gibi, işte bizim aile bütününde işte Şükrü, Nazan, Bilge, Ali, Zeynep, Aydın gibi hani 6 kişilik bir toplantı, ya bu ailenin öyküsü nereye gitsin, ne yapalım? Çünkü Umur abi de hani tamam yazıyor ama bir tıkanma oldu tabii ki. Yani yadsınamaz bir gerçek bu. Bu şekilde toplantılar yapıyorduk hani öyküyü ilerletebilmek için, karakterleri ilerletebilmek için. Tabii farklı bir göz, farklı bir düşünce yapısı, farklı karakterlere farklı yönler çizebiliyordu. Bu anlamda da Sulhi Dölek bir güç getirmiş oldu diziye. Ama o gelen güç tabii bazı karakterlerde, bazı cümlelerde orijinalinden, ilk yazılmış halinden farklı bir yöne evrilmesine de sebep oldu. Peki bundan sonra dizi bitti. Hı hı. Yani dizi böyle apar topar bitmiş gibi oldu. Çünkü ilk, yani yeni sezon başlıyor ve bitiyor ondan sonra. Yani başlıyor, 5 bölüm sonra bitiyor. Hı hı. Bunu da konuşalım. Söylenmeyen bir şey var mı dizinin bitmesiyle alakalı bize? Çünkü ekonomik durumlar vesaire vesaire falan dendi. Başka faktörler var mısın bildiğiniz? Yani şöyle, tam o dönem futbol maçları şifreli kanallarda yayınlanmaya başladı. Tabii herkes o şifreli kanallara üye olmadı. Futbol maçları tabii bizde futbol siyasetten bile önde gelen bir konu olduğu için ülke gerçeği olarak. Bu sefer insanlar futbollu maçı izleyemedikleri için futbol yorum programları çıkmaya başladı. Yani bir maç oynanıyor, ondan sonrasında 3 tane adam 90 dakikalık maçı 8 saat konuşuyorlar. Yani tabii ben futboldan anlamadığım için, yani sevmediğim için yani bana saçma geliyor, ama seven de seviyordur, o ayrı bir şey. Fakat şimdi hafta sonu cumartesi pazar maçlar oynanıyor. Pazar günü haberlerden sonra işte bir kanalda futbol yorum programı varsa karşısındaki dizi dayanamıyor. Yani mecbur insanlar, futbol ağırlıklı bir toplum olduğumuz için futbol yorum programlarını seyrediyorlar. Bu sefer bizimkilerin reytingi düşmeye başladı. Reytingi düşmeye başlayınca tabii kanal da kendisi de aynı zaman diliminde diğer kanallarla rekabet edebilmek için o da futbol yorum programı koymak isteyince bizimkilerin günü değişti. Ya bir dizinin günü değişiyorsa orada sıkıntı var demektir ve o dizi yavaş yavaş kan kaybedip bitmeye mahkumdur. Peki, çok teşekkürler. Şimdiye kadar arkadaşlar bizimkilerin, efsane dizi bizimkilerin nasıl çekildiğini, çekim esnasında neler yaşandı, proje nasıl hazırlandı, nasıl bir hikayeydi, tanıklarıyla beraber 34 bölüm süresince size anlatmaya çalıştık. Sözü ben burada bitiriyorum. Bizimkileri anlatan adama, Atıla Yuluşağı bırakıyorum. Evet, bizimkilerin nasıl çekildiğini dilimiz döndüğünce bu ikinci programda da anlatmaya çalıştık. İlk bölümü, benim olduğum ilk bölümü izlediğiniz için ve totalde bu işi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aklınıza gelen, bizim cevaplamayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa bu programın altına, yorumlar kısmına yazarsanız eğer elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışırız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.